Bayanlar ve baylar, herkese selamlar. Merhaba, ben Alp. Muhabbet kuşlarında yulafın etkisi. Yulaf vermek muhabbet kuşlarına çabuk tüye girmesine neden oluyor deniliyor. Şimdi şöyle bir şey, yulaf muhabbet kuşlarına tüyü değişimine gerçekten faydası var. Yulaf şu, bizim yememiz aktarı, kızılları, absür ve yulaf. Yani düzenli, eğer karışık yem yulaf vermiyorsanız, birden yulaf verdiğiniz zaman kuşlar hızlı bir şekilde tüye girmesine neden oluyor. Ama düzenli yulaf verirseniz kuşlar bir anda tüye girmez. Hani yulaf verilmeyen kuşa bir anda yulaf verildiğinde, aa yulaf verdim, kuşlarım çok hızlı bir şekilde tüye girdi diye düşünülüyor. Aslında yulafın kuşların tüy değişiminde gerçekten büyük faydası var. Yulaf ve mısırın. Bakın, civciv yemi veriyoruz. Civciv yeminde zaten bunun içinde mısır kırıkları var. Bakın, bu mısır kırıklarının muhabbet kuşlarının hızlı bir şekilde tüye girip çıkmasına yardım oluyor. Karışık yemi düzenli bir şekilde verirseniz kuşlarınız da, hani bir anda tüye girip çıkma değil de tüy dönemlerinde oluyor hava değişikliklerinde, o zaman daha hızlı bir şekilde tüye giriyorlar. Şimdi bir takım mavi kuşumuz var. Onu Yozgat'a gönderim yapacağız. Bu mavi takımı 4,5 aylık civarındaki beyaz kafalı mavi takım. Bunları bir yakından görelim. Merdivenimizi alalım. Bu zemindeki erkek olan, yuvadaki de dişi. Eş tutmuş, yumurta hazırlığı yapan genç bir takım. Beyaz kafalı mavi. Bu beyaz kafalı mavi takımların altından yine albino yavrular da çıkıyor. Albino yavru alabileceğim takım olsun diye öyle istenildi. Bu mavi beyaz kafalıların altından da albino yavrular çıkıyor. Şimdi ben şu eldivenimi bir alayım. Evet, eldivenimizi taktık. Gelin bakalım. Sizi Yozgat'a göndereceğim. Evet. Erkeği yakaladık. Bakın gayet güzel, sağlıklı. Pırıl pırıl renkleri de. Şimdi dişiyi de yakalayalım. Dişi de yuvadan hiç çıkmıyor. Bu takımın yuvalığı olan bir kafese alındığı zaman hızlı bir şekilde yumurta yapacaktır. Gel bakalım. Kuşumuzu nazikçe yakalıyoruz. Isırıyoruz. Bu da dişi. Şöyle alalım. Daha yakından da görmüş olun. Bu kuşlar genç kuşlar olduğu için 4,5 aylık, 5 aylık civarında. Bunlar bir tüye girip çıktığında hızlı bir şekilde daha da irileşecektir. Yani şu diğer takımların. Şimdi o kuşlar 4,5 aylık, 5 aylık kuşlar. Bunlar da 2 yaş üzerindeki kuşlar. Yani bir tüye girip çıktıkları zaman bunlar kadar daha da irileşecek onlarda. Yaş farkı olduğu için kuşlarda da irilik değişiyor, o yüzden. Genç kuşlarla 1,5-2 yaş üzeri kuşların iriliği değişiyor. Hani o yüzden yaşlı kuşları, hani bu iriymiş, ben bunu alayım diye
yanılmayın. Yaşlı kuşlarda verim olayı biraz daha düşük oluyor. O yüzden 4,5-5 aylık genç takımları tavsiye ediyorum. Bakın bu takımların da altı dolu. Yumurtaları var. Maviş burada mama yiyor. Bir bakalım yavrularına. Altı tane yavrusu var. Boy boy. 2, 3, 4, 5, 6 tane yavrusu var. Maşallah. Bu yavrular da spangile, beyaz mavi spangile ve mavi beyaz kafalı yavrular olacaktır. Bakıcı kuşlar gerçekten iyi yavru veriyorlar. Maşallah diyoruz. Bu spangile takımında da dişi yavruları kıskanıp erkeği çok dövüyordu. Erkeği böyle ayırdım. Erkek burada. Erkek de gerçekten kuş güzeli. Harika bir kuş yani. Erkek dişi değildi. Dişi yavruları kıskanıp erkeği dövüyordu. Ben de erkeği ayırdım. Dişi tek başına yavrularına bakıyor. 5 tane de yavrusu var. Kremio, albino, spangile. Bu yavru ne renkmiş? Bu yavru da zannedersem yeşil. Yavruların renkleri de bu şekilde. Şurada yeni yumurtadan çıkan, yavrudan çıkan kuşlar vardı. Evet, burada da yine 3 tane yavrumuz yumurtadan çıkmış. İlk yumurta 2, 4, 5, 3 yavru 5 yumurta var. Bunları da maşallah. Yuvaları yavaşça kapatıyoruz. Burada da yine 3 yavru 5-6 tane yumurta var. Oo, yumurta bayağı var. 2, 4, 6, 7 tane yumurta. Hatta 8 yumurta mı ne var? 3 tane de yavru var. Bu yumurtaların çoğu zannedersem çıkmayacak. Burada da yine bu dişi bugün yarın yumurta. Hiç yuvadan çıkmıyor. Sürekli eş tutuyor bu takım. Bugün yarın yumurtlar bu takım. Canlı kuşlarda da gerçekten görüntü almak, video çekmek çok zor. O yüzden belgesel çekenleri takdir ediyorum. Aslanları falan çok güzel videolarını çekiyorlar. Hayvanlar sürekli hareketli. O yüzden görüntü almak bayağı zor oluyor. Burada da yine yavrularımız. Erkek dişi ikisi birden bakıyor yavrulara. Mavi yavrularımız büyümüş, açık mavi. Anne ve babanın rengini almış aynı şekilde. Evet, burada da yine bayağı bir bereketli bol bir yuva. 2, 4, 6, 7, 8, 9 tane yumurta da burada var. Mavi takım, mavi dişi, yeşil erkek. Yeşil takımımız, o da yumurta hazırlığında. Burada yine yuvadan çıkmayan bir takım. Şu takım. Kırmızı göz, lütino dişi. Kırmızı göz albino erkek. Burada da yine kırmızı göz lütino dişi, mavi beyaz kafalı erkek. Şurada nerede o bir? Bu en son eşi atmış oldum. Videosunu hatta yükledim. Bu takım da eş tuttu. Şu an dişi gerçi biraz erkekten kaçıyor ama şu kumluğu alalım. Kumluğu alalım. Dişi erkekten kaçmasın.
Hani dişiyle erkeğin aynı tünekte durmasını sağlayın ki daha hızlı bir şekilde eş tutsunlar. İki tünek o yüzden tavsiye etmiyorum. Tek tünek. Dişi kaçıp kumluğun üstüne falan konuyorsa kumluğu da kısa bir süre alın. Aynı tünekte olmalarını sağlayın. O zaman daha hızlı bir şekilde eş tutum oluyor. Yulaf da o şekilde. Düzenli bir şekilde yulaf verirseniz kuşların daha hızlı bir şekilde tüye girip çıkmasını sağlar. Aynı zamanda mısır kırıkları, civcivi de kuşların hem renginin daha parlak olmasını hem de daha hızlı bir şekilde tüye girip çıkmasını sağlar. Şu aralar tüy dönemi mevsim değişikliği. Çünkü yani yazdan artık sonbahar, kışa doğru geçiş dönemi. Bu yuvamız açık kalmış. Mevsim değişikliklerinde tüy değişimi oluyor. Hani bunu direkt yulafa bağlamayın. Ama yulaf, mısır ve karışık yem verirseniz de kuşlar daha hızlı bir şekilde tüye girip çıkmaları olur. Salmadan bir görüntü alayım. Kuş soran çok oluyor. Yakından. İstanbul'dan mavi takımlara büyük talep vardı. Bu arada gri takımlara talep olmaya başladı. Gri takımlarda çok soranlar olmaya başladı. Yuvalardan yine yavrular geliyor. Salma kafesimiz dolacaktır. Bir taraftan kuş da gönderiyoruz. Bir taraftan yavrular geliyor. Bu şekilde sistemimiz bu şekilde dönüyor. Maviler de burada yine kızgın eş tutmak üzere olacak. Mavilerimiz de var. Bakın şu erkek falan. Erkek mi o? Dişi. O dişi şu an hazır. Şu ortadaki. O falan hazır yani. Onu bir kafese alırsam eş tutacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.